Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Araştırmalar göstermiştir ki ve bunca yıllık tecrübeyle de sabittir. Hassas kişiler dünyada cehennemi yaşarlar ve kalp damar hastalığına daha fazla yakalanırlar. Çevreden gelen uyarıları ve sözleri dikkate alan, başkaları için yaşayan, çevrede olan bitenden ve sözlerden etkilenen kişilerin hassas vücut dengesi çabuk bozulur. Ve stres nedeniyle de damar tıkanıklığına daha çok yakalanırlar. Şimdi bizim bu dersten göreceğimiz ana fikri Mevlana'nın dizeleriyle aktaralım. Evet, gördüğünüz üzere neyi arıyorsanız siz osunuz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü eğer biz damar tıkanıklığıyla mücadele etmek istiyorsak, kişiliğimizi değiştirmediğimiz müddetçe ki bir zor ancak yumuşatabiliriz. Yumuşatıp çevrede gelen uyarılar ve bizi kötü duruma düşecek olan düşüncelerden uzak durmamız gerekir. Dolayısıyla Mevlana'nın sözü aslında tüm hayatın ve bu dersin de ana fikrini oluşturuyor. Yani neyi arıyorsanız o sizsiniz. Onun için neyi aradığımızı, neyi istediğimizi, neyi düşündüğümüze mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Kötü düşünceler olabilir, vesveselere kapılabiliriz ama bunların çoğunluğu doğru değildir. Onun için hiç kopmadan yola devam etmemiz gerekiyor. Zaten vesvese adı üzerinde bir kısır döngü. Kötü olacağım, kalp krizi geçireceğim, damarım tıkanacak. Bu gibi düşünceler hep sizin kafanızın olumsuz düşünceye koşullanmasına neden olur. Bu koşullanma içerisinde de siz hep aynı yollardan gidip aynı hedefe ulaşırsınız, aynı sonuca ulaşırsınız. Çünkü beyninizdeki sistem ona alışmıştır. Ve sizin bu alışkanlığını değiştirmek için çok çalışmanız, pratik yapmanız ve sıklıkla kendinizi açıkçası doldurmanız gerekmektedir. Bunu günlük kendinize 5-10 dakikalık derin düşünce, meditasyon olabilir veya namaz kılabilirsiniz veya tesbih çekebilirsiniz, dua da edebilirsiniz. Bütün bunların hepsi sizi hep aynı hattın üzerinden gitmenizi engeller. Yani aynı kötü düşüncelerle başlayıp sonunda da aynı kötü senaryoya ulaşıyorsanız eğer, o zaman biraz durup kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Söylediğim gibi hep aynı yollardan gitmemeye çalışmak lazım ve bunu da beynimize öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğretebilmemiz için de düzenli pratik yapmamız gerekiyor. Kendi ruh halimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor. Tabii kötü düşünceler ya da kötü olaylar olduğu zaman mutlaka etkileneceksiniz. Ama eğer onların üstesinden gelirseniz en azından sağlığınıza zarar vermezsiniz. Dolayısıyla yeni yolları beyninize öğretmeniz lazım. Kötü bir şey oldu, kötü bir şeyle karşılaştınız. Evet oldu, ben bunu kabulleniyorum ama bunu iyi sonuçlanacağını düşünüyorum ve onun için çalışacağım demeniz, niyet etmeniz bile yeterli. Dolayısıyla beynin eğitimi çok önemli. Niyet etmek bence çok iyi bir tanımlama. Yani niyet ediyorsunuz, iyileşeceğinize niyet ediyorsunuz. İster namaz kılın, kılmayın, bir şeye inanın, bir şeye inanmayın ama niyet etmek çok önemli. İçinizdeki isteği ortaya koymanız lazım. Hatta sözlü olarak dile getirmeniz lazım. Ve bunu da bıkmadan, usanmadan kendinize iyi olmaya
şartlandırmanız gerekiyor. Buna olumlama derler. Bir kısım insanlar olumlama ile ilgili komik şeyler söylerler ama doğrudur. Buna nöroplasti denir. Yani beyninizi plastik gibi şekillendirebilirsiniz. Ve şekillendirdiğiniz zaman da ondan faydalanabilirsiniz. Ama hem beslenmeyi uygula, hem ilaçları al, hem anjiyo ol, hem stent ol, hem bypass ol, üstüne üstelik bu tip değişiklikleri yapmadığınız takdirde gene aynı düşüncelerle kötü senaryolara gideceksiniz ve sonuçta da başınıza kötü şeyler gelebilir. Dolayısıyla neyi düşünüyorsanız ve tekrar ediyorsanız o güçlenir. Bu çok açık bir kuraldır. Ama neyi olumluyorsanız, kötü düşünceleri olumluya çeviriyorsanız o derecede başarılısınız. Hani bizde derler ya, duanı dürüst dile diye. Bu çok önemli. Öleceğim de göreceksiniz, mahvolacağım, biteceğim, o zaman perişan olacaksınız gibi etrafa kötü dileklerinizi iletmeyiniz. Kendi içinizde bile tekrarlamayınız. Ne istediğinize dikkat edin. Hissedin, çekin, düşünün, olun, hayal edin ve yaratın. Bütün bunların hepsi size bağlı. Dolayısıyla beyninizi de koşullandırmadan sadece beslenerek bir yere varamazsınız. Bunu kararlı ve devamlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sık ve yoğun bir şekilde aktive etmeniz, kendinizi doldurmanız ve koşullandırmanız gerekiyor. Bütün bunların hepsi bir araya geldiği zaman başarıda çok büyük katkı sağlar. O yüzden siz kendinizi eğittiğiniz içerisinde hem sağlığınız düzelecektir hem de ruhsal durumunuz düzelecektir. Ve iki seçeneğimiz var. Biri sağlıklı olmak, ikincisi sağlıkla ilgili sorunlar yaşamak. Hayır, ben sağlıklı olacağım. İlaçlarımı kullanacağım, beslenmeye dikkat edeceğim, gerekirse faydalarını göreceğim ve bunun üzerine de ilaçlarımı azaltacağım, daha sağlıklı bir hale geleceğim ve ne olacak? İyi besleneceğim, iyi beslenmenin ötesinde de şikayetlerim azalacak, daha olumlu insan olacağım, zayıflayacağım, gayet iyi olacağım ve hayata bakış açımı değiştireceğim ve bunu başaracağım. Bu bence çok önemli. Bunun üzerinde lütfen düşünmenizi rica ediyorum. En az beslenme kadar önemli. Çünkü bu ruh hali direkt olarak genel sağlığınıza ve kalp sağlığınıza etki ediyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.